Merhabalar. Kanal Ege ekranlarından herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Beni dilerim unutmadınız. Bir seneden fazla bir aradan sonra tekrar yeniden modern hayvancılık programına başlıyorum. Bilenler, tabii ki beni tanıyanlar adımı biliyor. Tahir Yavuz, veteriner hekim. Ve bundan sonra her çarşamba bu saatlerde birlikte konuklarım olacak ve onlarla beraber güncel, önemli ve faydalı konulara değineceğiz. Uzun bir aradan sonraki ilk konuğum yine eski dostum ve bu konuların uzmanı bir veteriner hekim. Veteriner hekim Adnan Serpen, Veteriner Hekimler Odası'nın Halk Sağlığı Çalışma Grubu üyesi. Kendisi devlet kademelerinde üst düzey yöneticilik yapıp emekli olmuş bir arkadaşım, meslektaşım. Fakat emekli olduktan sonra herhalde tahmin ediyorum emeklilik olmadan öncekinden daha fazla çalışıyorsun. Evet. Meslekten emekli olmadık. Meslekten emekli oldun ama meslekten olmadın. Üstelik de kendini bu işlere adamış bir meslektaşımızsın. Herkes de bunu bilir. Şimdi tabii bu kent sağlığı ve zoonozlar diye bir konu seçtik. Evet. Hakikaten güncel de bir konu. Çünkü koronavirüsle de uğraşıyoruz bu arada falan. Koronavirüse ben bildiğim kadarıyla veteriner hekimler çok aşinadır. Evet. Biz eskiden beri koronavirüs biliriz. İşin içerisindeyiz. Çok aşinayız işin içinde. Çiftlik hayvanlarında da görülür. Evet. Efendim tavukta da görülür. Kedide de görülür. Evet. Köpekte de görülür. Yani koronavirüs bildiğimiz bir hastalık. Buzağda da görülür. Ne bileyim işte çiftlik hayvanlarının tümünde yaşadığımız bir şey. Şimdi şey olunca yani ne derler Covid-19 çıkınca bir koronavirüs duyuldu ama zaten biz duyardık biliyorsun. Yabancı değiliz. Ha, zaten duyardık. Efendim tekrar hoş geldin. Bir kere zahmet buyurdun bu kadar işin arasında bize de vakit ayırdın. Çünkü biliyorum her yerde konferanslara katılıyorsun. Bize de şeref verdin eksik olmayasın. Sağ ol, çok teşekkürler. Davet için ben de çok şimdi, teşekkür ederim. Şimdi tabii bilen olur bilmeyen olur. Zoonoz ne demek? Kent sağlığına ne gibi bir etkisi var? Oradan bir başlayalım bakalım bundan sonra nereye kadar şimdi, gidersek. Düne kadar zoonozlar... Çiftlik hayvanlarından veya kediden, köpekten bulaşabilen bir hastalık şeklinde değerlendiriliyordu. Evet. Veyahut da hastalıklı bir hayvanın kesilip yenmesi sırasında bulaşabilen bir hastalık şeklinde düne kadar dile getiriliyordu. Hı. Veya gıda kaynaklı bir bulaşıcı hastalık gibi lanse ediliyordu. Fakat günümüzde artık zoonozlar çok değişik bir boyut kazandı. Hı. Özellikle 1950 yılında Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü Veteriner Halk Sağlığı Departmanı sorumlusu Martin Kaplan, dünyanın sayılı ülkelerinin Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanları ile yaptığı toplantıda ilk zoonoz tarifini gerçekleştirmiştir. Hı. Daha önce de zoonoz teriminin ortaya çıkmasında ve dünyayla buluşmasında ünlü tıp bilim insanı Profesör Doktor Rudolf Virchow vesile olmuştur. Hı hı. Rudolf Virchow özellikle 1762 yılında veteriner hekim veteriner Lyon'da veteriner okulu açılmadan önce hayvanlarda çok şiddetli bulaşıcı hastalıklar vardı. O tarihte insan hekimlerine gidip hayvan sahipleri yardım istiyordu. Onlar da ilgileniyorlardı ama baktıklarında çok farklı bir olayla karşılaştık. Tablo değişik. Hmm. Bu bizi aşan bir konu dediler. Hmm. Onun için bu veteriner hekimlikle ilgili bir mesleğin konusu dediler. Hmm. Onun için veteriner hekimlikle ilgili bir okulun açılması gerekiyor dediler. Hmm. Bununla ilgili raporlar falan yapıldı. Tabii fakülte okul Lyon'da açıldıktan sonra diğer Almanya ve İngiltere, Amerika peş peşe geldi. Bizde de 1842'de 80 küsur sene sonra açıldı askeri olarak.
Tabii ilk açıldığında şöyle deniliyordu. Efendim diyorlardı, işte hayvan sağlığına ilgilenen bir okul, tedavi eden filan. Ama zaman geçtikçe bulaşıcı hastalıkların içerisine girildikçe hekim ve veteriner ekipler işin boyutunun farklı olduğunu gördüler. Dediler veteriner hekimlerin mesleğinin ilgi alanı sadece hayvan sağlığı değil, burada bizim tespit ettiğimiz şeyler var. Bu da insan sağlığına olan boyutu da var bunun dediler. Özellikle mikrobiyoloji alanında yapılan çalışmalarda bunları görüyorlar. Bu çalışmaların bir tanesinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili şeyde Rudolf Virchow çok önemli tespitler yapıyor. Hı. O tarihlerde tabii sanayileşmenin de başladığı bir dönem oluyor o tarihler. Sanayileşmeyle beraber kentler oluşuyor. Hı. Kentlerin kenarına varoşlar oluşuyor. Hı. O varoşlarda hayvan yetiştirmeler, gayri hijyenik süt üretimleri, et üretimleri filan bunlar halk sağlığının önemli sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Bir taraftan bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam göçmenler Amerika'ya göç ediyor. Evet. Beraberinde kedi, tavuk, at, katır ne varsa orada da diğer geldikleri ülkeden getirdikleri hayvanlarla hastalıkları Amerika'ya taşıyorlar. Ya. Amerika çok free bir ülkeydi. Tabii o tarihlerde ama hayvan hareketleri, hareketleri hastalık hareketi demek. Tabii. Özellikle Rudolf Virchow'un bizim mesleği de yakından ilgilendiren, özellikle mezbahadaki et kontrolünü yakından ilgilendiren Trichin hastalığı üzerine bir çalışma yapıyor. Trichin hastalığı üzerine yaptığı çalışmada veteriner hekim kadar bilgili ve veteriner hekimlerden de zaman zaman yardım alıyor. Ve oldukça donanımlı bir hekim. Tıp bilim insanı. Ondan sonra bakıyor, diyor bu Trichin hastalığının neden olan etkeni bulduktan sonra zoonoz terimini kullanıyor. O tarihteki tıp bilim çevreleri kabul etmek istemiyorlar bunları. Bu terimi kabul etmek istemiyorlar. Ondan sonra Galli Valerio ve Mosni ve diğer arkadaşları kendisine çok büyük destek veriyor. Ona inanan tıp bilim insanları. Ve aradan çok uzun bir süre geçtikten sonra Dünya Sağlık Teşkilatı 1950 yılında bunu kabul ediyor. Ondan sonra 51-54 yıllarında, pardon 51-54 yıllarında tekrar bunları gözden geçiriyor. Son şeklini veriyor ve zoonoz terimi bu şekilde hayvandan insana kısaca fazla detaya girmeden bulaşan bir hastalık omurgalama hayvanlarının şeyler görüntüye gelmeye başladı. Evet, slaytlara ilerleyebiliriz. Dönsün değil mi? Dön, slaytlar dönmeye devam etsin, evet. Tabii zoonozlar 1950 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı toplantıda 86 tane tespit ediyorlar. 80 küsür. Şimdi kaç tane? Şeyde. Şimdi 838 tane. Toplam hayvanlardan insanlara geçebilen hastalık. Yansıda da işte Lyon'da veteriner okulu kurulmadan önce Fransa'da, Avrupa'da görülen binlerce hayvanın öldüğü şey, kıtlığa neden olacak şekilde hayvan ölümleri vardı. Salgın hayvan hastalıkları. Evet, evet. Ve o şimdi işte 838 taneyi buldu. Şimdi korona da çıkınca, evet şimdi korona Çin'deki Wuhan'daki bir yaban hayvan pazarının ve etlerinin satıldığı bir yerde bu patlak verdi. O şekilde şey yapılıyor. Ama genomunun üzerine bir araştırma yapıldığında aynı aileye gidiyor. Aynı aileye gidiyor fakat aradaki aradaki aktaran hayvanı bir türlü bulamıyorlar. Hani hayvan orijinli olduğu kesin. Yani zoonotik orijinli ama kesin. Bunun tartışmasını şey yapılıyor. Hatta buraya gelirken de sabahleyin erken saatlerde internete baktım da 2020 yılında yayınlanan bir makalede yeni tartışılıyor. Zoonoz terimini yeni ve yeniden ortaya çıkan zoonozlar bulaşıcı hastalıklarla ilgili Dünya Sağlık Teşkilatı'na çağrıda bulunuyor. Bunu tekrar gözden geçirelim diyorlar. Çünkü bu COVID-19 vizon çiftliklerine bulaştı. Amerika'daki Hollanda, Danimarka falan da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaban hayattaki vizonlara da bulaşmış durumda. Ve
Danimarka'daki bulaşan şeyler vizona bulaştıktan sonra insanlara da bulaşmaya başladı. Ve Danimarka'daki vizon çiftlikleri imha edildi. Ya, duyduk yani, gördük. Tabii, evet. Şimdi burada dünyada herkes belli, özellikle biz veteriner hekimler şüpheci davranıyoruz. Hı hı. Yani bizim kadar tıp çevreleri şüpheci değiller. Efendim bir karantina alırız. İşte acil acil şeylere, hı hı, servislere hasta sayısını azaltalım. Yani bir senedir bunun peşinde herkes. Hı. Ondan sonra işte aşı, işte veteriner hekimler izole ediyor, hı, aşı çalışmaları da devam ediyor. Hep böyle zaman kaybedici şeyler üzerine ciddi bir, hı, hastalık üzerine mücadele edici şeyler üzerine durulmuyor. Ama şimdi dünyada uzmanların söylediklerine göre bu şeyde bu ilk olmayacak. Korona ilk değil. Daha değişik zoonozlarla da önümüzdeki süreçte karşılaşacağız. Çünkü neden? Dünyada bir küreselleşme var. Bu küreselleşmenin bir ekonomik boyutu var. Bir de ticaret boyutu var. Küresel liberal ekonomik politikalar aynı zamanda dünya kaynaklarında korkunç tüketecek şekilde bir tüketim, çılgın tüketim alışkanlıkları. Bir de çevre boyutu var. Ha, tabii bu tüketimle beraber konulardandır. Tabii evet. Tüketim boyutlarında, hı-hı, boyutuyla beraber çevre boyutu da gelmekte. Hı-hı. Bu Türkiye'yi de etkilemektedir aynı, evet, zamanda. Türkiye'yi de yakından ilgilenen Amazon ormanlarının soya fasulyesi üretilmesi için yok kesilmesi, edilmesi, evet, kesilmesi. Hı-hı. Ondan sonra palm yağı üretilmesi için bazı, hı-hı, şeylerin yok edilmesi filan. Ha, bir de yaban hayat hayvanlarının etlerinden tüketime yönelik bazı ülkelerde protein ihtiyacını karşılamak için yapılan yönelmeler, hı hı, ve bu hayvanların yetiştirmesi için çiftliklerin kurulması, hı hı, ve bunlar ciddi bir problem haline karşımıza çıkmaktadır. Hı hı. Ve Türkiye'ye de baktığımızda Türkiye'de HES'ler için akarsu kaynaklarının yok edilmesi, doğanın yok edilmesi, hı hı, şimdi Muğla'da maden tetkik arama çalışmaları için, hı hı, 1400 tane ruhsat verilmiş. Orman, mera, hepsi dahil bunların. Orada hayvanlar da yaşıyor. Hayvanlar da yaşıyor ve köylünün elindeki şimdi televizyonlarda da sık sık haberlerde görüyoruz. İşte santral yaptırmamak, kömür santralları, maden altın madeni aratmamak için vatandaşlar artık tepki göstermeye başladı. Neden? Hı hı. Doğal hayatta tahribat meydana geliyor. İnsanların su kaynakları yok ediliyor. Hayvanların beslenme kaynakları yok ediliyor. Geçenlerde bir haber kanalında izledim. O haber kanalında şöyle dediler. Sakarya, Bursa ve bir ilimiz daha var. Kocaeli. Kocaeli 3 tane ilin meraları Tokyo'ya devredilmiş. Evet. Meralara verilmesi, devredilmesi, yani bu hayvanlar meralarda yayılması, buradaki illerin hayvan yetiştirisi insanların hayvanları bu meralarda yayılması gerekirken, hayvanların beslenmesi gerekirken ondan sonra Tokyo'ya devrediliyor. Yine Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yaylalar imara açıldı. Yine bakıyoruz tarlalar organize sanayi bölgesi. Antalya, Mersin taraflarında, hı, Turunçgil bahçeleri organize sanayi bölgesine çıktı. Bunlar hep zoonotik hastalıkların ortaya çıkmasında yaban hayatın, hı, tetikleyici faktörler olarak geçmektedir. Hı. Ve o nedenle ciddi şimdi bir sayı artışına sebep oldu. Şimdi kadarıyla senin yine Çevre Bakanlığı'yla, evet, da ilgili konferansların, evet, var. Evet. Orada da bunları mı yine gündeme getireceksiniz? Zaten Çevre Bakanlığı da gündeme. Yani şehirleşme bugün, hmm, Urla'da, hmm, İzmir'e bağlı Urla ilçesinde Ova Köyü diye bir belde var, geçiyor. Ha. Buradaki tarım alanları imara açılmış durumda. Hmm. Yani Türkiye ileride çok ciddi bir açlıkla karşı karşıya kalacaktır. Hem zoonoz hastalıklarla, hem hastalıklarla, hem de açlıkla. Hem de açlıkla. Ha. Neden? Çünkü şimdi Merkez Gıda Komitesi var. Ne diyorlar efendim? İşte enflasyonu arttırmadan şunu, evet, yapacağız, bunu. Sizin enflasyonu arttırmadan bir üretim yapabilmeniz için çiftçinin maliyetlerini düşürmeniz lazım. Çiftçinin maliyetlerini düşürebilmeniz için de meraları koruyacaksınız, TOKİ'ye vermeyeceksiniz.
Yaylaları imara açmayacaksınız. Hayvan sahiplerine vereceksiniz. Tarlaları organize sahip. Bunları rapor ediyor musunuz Çevre Bakanlığı'na? Yaza yaza biz yıllarca yazıyorum ben. Şimdi de görüşüyor yanlış bilmiyorsam. Şimdi bu düzenlenecek konferansta bunlar gündeme gelecek. Konferansta görüşeceksiniz. Tabii bunlar. Büyük bir olasılıkla İzmir Veterinerler Odası olarak gündeme geleceğiz. Hı. Yani halkımız bugün pahalı et yiyorsa, pahalı süt yiyorsa, pahalı yoğurt tüketiyorsa, pahalı peynir tüketiyorsa meraların imara açılması, konut alanlarına terk edilmesi, yaylaların imara açılması ve tarım alanlarının yine organize sanayi bölgesi ve konut alanı olarak açılmasından kaynaklanmaktadır. Bütün arkasındaki neden... O zaman budur? Şöyle dönelim. Bir şey söylemek tabii, istiyorum. Yani burada anlaşılır olması için. Tabii. Ben her zaman programlarını da açıyorum. Hayvancılık ottur. Aynen. Benim yani özeti bu. Hayvancılık ottur. Bugün Türkiye'de mevcut bakanın yaptığı hatayı 1958 yılında Demokrat Parti yaptı. Amerikan Marshall yardımından gelen binlerce traktör vardı. Çiftçilere verildi. Çiftçi dedi ki tarlaları sürdük ama arazi yeterli değil. O zaman dedi hazine arazilerini alın. Kullanın istediğiniz gibi sürün, tarıma kazandırın dediler. O hazine arazi dedikleri yerler de meraydı. Mera olan yerleri ne zaman ki tarım alanları içerisine dahil etme başladılar. Ondan sonra et 5 liraya çıktı o tarihte. 1958 yılında. Ve Yeni Zelanda'da Türkiye ilk defa 1958 yılında Nisan ayında şey getirdi. Karkas et ithalatı yaptı. O zamandır, bu zamandır Türkiye sürekli şey yapıyor. Dönem dönem ithalat yapıyor. Dönem dönem. Çünkü neden? 1934 yılında 40.7 milyon hektar olan mera bugün 9 milyon hektarın altına düştü. O kadar düştü ha. Düştü. Şu anda Türkiye hayvanları besleyemeyecek durumda Türkiye. Besleyemediği için dışarıdan saman getiriyor. Soya getiriyor, arpa getiriyor, buğday getiriyor. Çünkü tarım alanlarını siz bitkisel üretim için, insanların bitkisel gıdası üretimi için mi ayıracaksınız? Yoksa hayvanların beslenmesi için kaba yem üretimi için mi? Yonca, fi, korunga gibi şeyler için veya mısır, sılarcıları filan. Şimdi bu öncelikler hep önümüzdeki günlerde önümüze gelecek. Ve tabii ki bu tahribat meydana gelince doğada, dünyada zoonotik hayvanlarda, zoonotik hastalıklarda da patlamalar meydana geliyor. Bugün Türkiye'de ve dünyada zoonotik hastalıkların patlamasının arkasındaki gerçek budur. Türkiye doğayı yeteri kadar kullanmıyor, korumuyor. Korumuyor diyorsun. Çok ciddi bir şekilde Cumhuriyet tarihinin son 5 yılda Cumhuriyet tarihinin tarihinde rastlanmadık bir şekilde çevre tahribatı var Türkiye'de. Ve o nedenle büyük bir oranda kentleşme olarak yapılıyor. Bugün İstanbul coğrafi taşıma kapasitesinin üzerinde nüfus bulundurmaktadır. Bu nüfusa siz ne et yetiştirebilirsiniz dışarıdan, ne su yetiştirebilirsiniz. Nitekim mevcut su kaynakları yetersiz geliyor. Kanal İstanbul'da açılacak olacak olursa temelli felaket yaşanacak. Mera alanları yok ediliyor. Çünkü herkesi yerinde barındıracak şekilde bir politika uygulanması lazım. Ne oluyor? Burada en iyi uygulayan Almanya'dır. Tabii siz kırsal politikalarda, hayvancılık politikalarında ciddi tedbirler almazsanız şu anda hayvancılığın yaşadığı krizi hep birlikte görüyoruz. İnsanlar isyan ediyor. Sularını bankaların önünde, sütlerini bankaların önünde döküyorlar. Yalvarıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Bakan'a yalvarıyor. Bize yardım edin diyorlar. Biz zarar ediyoruz diyorlar. Ama bu konuda hiçbir şey yapılmıyor. Kimse tedbir almıyor. Çok ciddi araziler satılıyor. Mesela Urla çevresindeki Barbaros ova, ondan sonra daha birkaç yer daha var. İstanbul'dan gelen insanlar buraları Covid hastalığından daha uygun hale getirecek şekilde yapılaşmalara gidiyorlar.
Tarım alanları yavaş yavaş hepsi yok oluyor. Evet. Ve o nedenle yok olması nedeniyle bizim doğal kaynaklarımız yok oluyor. Hı hı. Ve büyük kentleşmelerin meydana gelmesiyle hastalıkların önlenmesi de zorlaşıyor. Evet. Bugün, nüfus yoğunluğu, evet, birikim, nüfus yoğunluğu belli yerlerde ve betonlaşma birikim. Bugün Türkiye şayet betonlaşmaya ayırdığı parayı tarım sektörüne, doğanın korumasına ayırmış olsaydı COVID-19'da bu kadar bir bulaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacaktı Türkiye. Şimdi Merkez Bankası kaynakları -47'de. Kaynaklarınız yetersiz. Betonlaşma almış başını gidiyor. Böyle bir şartlar, aşıyı yeteri kadar temin edemiyorsunuz. Aşı hıfzı sahayı kapatmışsınız. Evet. Çin'den gelecek aşıya hayatınızı bağlamışsınız. Evet. Tesadüfen iki tane meslektaşımız aşı üretiminde gerçekleştiriyor. RGS'teki RGS Üniversitesi'ne bir tanesi Aykut Hoca. Evet. Mayıs-Haziran'da yetişebilir şeklinde inaktif aşı. Öyle mi? Mayıs-Haziran diyorlar. Öyle tahmin ediyoruz. Ama Türkiye'nin 130 milyon doz aşıyı, nüfusunu aşılayabilmesi için %60 dolayında bir bağışıklık sağlayabilmesi için elde edeceği toplam aşının, Çin aşısının maliyeti 2,5 milyar dolar. 2,5 evet. Milyar dolar tutuyor bizim hesabımıza göre. Dolayısıyla ciddi bir şey var. Dünyada aynı yansıda görüldüğü gibi ormanların durumu gittikçe ormanlar azalıyor. Yeşil alanlar azalıyor ve yaban hayatın içerisine girmeye başlıyor kentler. Ve hastalıklar kentlerle daha yakın bir mesafe kazanmaya başlıyor. Ondan sonra kentlerin içerisinde bir de ne yapıyoruz? Kedi köpek besliyoruz. Bir de meşhur bir hikaye vardır, onu anlatırsın ama ben de hatırlatayım. Tabii. Hani Ankara Veteriner Fakültesi'ne bir gün telefon ediyor birisi. Diyor ki, ya diyor, bizim diyor burada diyor akrepler çıktı diyor evin içinde diyor. Ondan sonra neredesiniz diyor, söylüyor falan. Sizi akrebin yuvasının üstüne yapmışsınız diyor. Tabii. Akrebin yuvasının üstüne yapmışsınız. Yani siz yaban hayatın içerisine gidecek bir kentleşme politikası oluşturursanız, tarım alanlarını yok ederseniz, ondan sonra karşınıza çok farklı bir tablo çıkacak. Tabii bugün koronavirüsle karşılaştık. COVID-19'da SARS-CoV-2, yarın bir gün başka bir koronavirüsle karşılaşacağız belki de. Evet. Veyahut da başka bir zoonozla karşılaşacağız. Çünkü bu koronavirüs buraya birden gelmedi. Bunun önce SARS'tı, sonra MERS'ti. Aynen. Sonra bu COVID oldu. Yani böyle gidiyor. Kesinlikle. Bir de bunun mutasyonları var. Kesinlikle mutasyonu var. Ve dünyada giderek artan trend, İstanbul'daki nüfus Türkiye coğrafyasında yaşayan nüfusun %18'ini oluşturuyor. Bu %20'lere falan da ya tabii İstanbul birçok ülkede fazla nüfusu var. Almanya bizimle aynı şeye sahip nüfusa. 350 milyon metrekare, 80 milyon nüfus barındırıyor. Ondan sonra 357 bin metrekare, %9.6'sı milyonlu kentlerde yaşıyor. Yani Almanya bizim %18'in yarısı kadar milyonlu kentle. Yani Türkiye'ye bakıyorsunuz, %41.4'ü milyonlu kentlerde yaşıyor. Siz milyonlu kentlerde korona değil, bugün COVID-19 çıktıysa, yarın bir gün başka bir zoonoz patlak verip verme ihtimali kontrol etmeniz mümkün. Kontrol çok zor olur. Doğru. Ve kentleşmede bir de ekranda görüyor. Kentleşmede bir de ilerideki yansılarda olacak mimari yapıların tarzı. Kale surları gibi ranta yönelik mimari inşaatların yapılması, 150-200 dairelik blokların yapılması, bunlar hastalıkların önlenmesinde büyük etken oluşturmaktadır. Hava sirkülasyonunun olduğu, ondan sonra insanların yeşil ortamlarının çok fazla olduğu bir yaşam ortamlarının olması gerekiyor. Bugün işte bakın çarpık kentleşme bakıyorsunuz, alt tarafta ekranda hava sirkülasyonunun olduğu bir yapılaşma var Avrupa'da. Ama üsttekide İstanbul. İstanbul. Önüne gelen yere bina yapılmış, hepsi bitişik nizam. Sıkış tepiş. Sıkıştırmış. Araya bir itfaiye veya ambulansı göndermek kalksanız zor yetişir. Yetişmesi mümkün değil. Mesela bundan sonra da aynı şekilde
bir sonraki yansıyı, ha bakın aynı şekilde burada da ovalık zeminlerde, İzmir'de de yapılan, Bayraklı'da da yapılan şeyler ovaya kurulmuş. Halkapınar öyle bakın ovalık zemine kurulduğu için yansıda şeyler var. Seller var, afet var. Başa gelenler işte, var. Başa gelenler var. Geçenlerde Sayın Belediye Başkanı çıkmayın diyeleri. O selin bastığı yerlerde ova vardı. Sebze bahçesi üretiliyordu. Evet, o Adliye Sarayı'nın olduğu yerlerde. Evet, tabii çok, benim çok eski değil, ben hatırlıyorum. Çok eski değil. O mitolojik göl var mesela. Varmış. Daha önce varmış evet. Tabii daha önce varmış. Şimdi orasını temizleseniz, düzlüğe çıkarsanız o mitolojik gölün tekrar canlanma ihtimali var. Yeraltı suları kullanıldığı için sürekli etraftaki tesisler tarafından o göl özelliğini kaybetmiş mitolojik şeylerde. O nedenle ciddi bir süreçle karşı karşıyayız. Artık dünya zoonozlarla ilgili yeni tedbirler alma çabası içerisinde. Bakın şu gördüğünüz şey Manisa'dan sol tarafta. Bitişik nizam bir kanyon gibi. Evet. Yani öğlen saatlerde sokağın arasına güneş girmiyor hiçbir şekilde. Şimdi böyle bir sokak düzeni içerisinde, mimari yapı, böyle bir şehirleşme içerisinde, Türkiye'nin her tarafında var bu şehir. Bu şehirleşme yapısıyla siz hiçbir şekilde zoonotik hastalıklara veya COVID-19'a mücadele yapamazsınız. Mümkün değil. Çünkü insanlar kapalı bir ortama giriyor ve evlerini havalandırsalar bile sokaktaki hava temiz bir hava değil. Kirli bir hava var. O kirli havayla virüs içeriye transfer olabilir. Ve o nedenle de fazla bir şey yapamıyorlar. Şimdi burada bizim üzerine durmamız gereken şey, zoonozlarla ilgili dünya artık yeni yeni tedbirler almaya başlıyor. Ve bu tedbirlerin içerisinde de tek sağlık konsepti ön plana geliyor. Yani şehirlerde siz COVID-19 dahil birçok zoonotik, olası zoonotik hastalık önüne geçebilmeniz için hastaneyle, evet hastaneyle vaka iş yapabilirsin. Ama koruyucu önlemler önemli. Koruyucu tedbirler önemli. Halk sağlığında böyle bir slogan var. Koruma tedaviden üstündür. Bütün şimdi dünyada bakın, kabul edilmiş. İşte hastanelerimiz şöyle, tamam hastane her zaman lazım olacak. Bugün COVID-19 hastaları nedeniyle birçok 65 yaş üstü hasta dışarı çıkıyor. Hastaneye gidemiyor. Evet. Hastaneye gidemiyor. Normal kontrollerini yaptıramıyor. Benim annem de 87 yaşında. Normal kontrolünü götüreceğim, bir tetkikini yaptıracağım. Yaptıramıyorum. Dolayısıyla biz hastalıklar gelmeden önce tedbirlerini almak zorundayız. Yayılmayı önlemek zorundayız. Türkiye hastalığın yayılmasında bir takım ihmaller zincirine imza attı. İlk İstanbul'da bu patlak vermeye başladı. Oradan itibaren tedbirlerin alınması gerekiyordu. Ondan sonra bayram için müsaadeler çıktı. Normalleşmeler oldu. Bir takım şeyler oldu. Şimdi çok kritik bir döneme geldik. Ve virüsün mutasyona da uğradığını düşündüğümüzde tablo daha da feci bir şekilde. Ve bunun dışında başka bir zoonoz hastalık salgını da beraberine, kuş gribi de kapıda. Avrupa'da ciddi bir şekilde kuş gribi salgını var. Ve o nedenle zoonoz kentleri tehdit etmeye başladı artık. Çünkü kentlerin mimari yapısı ve kurulduğu alanlar müsait bu işe. Yani yayılmaya müsait. Tabii. Depreme, sele nasıl müsaitse şu andaki şeyler kentlerin, milyonluk kentlerin yapısı bu tip salgınlara da müsait. Salgınlara da müsait. Bu konuda yapılmış ciddi epidemiolojik çalışmalar var. Betonlaşmanın, kentlerde betonlaşmanın hava sirkülasyonuna yaratmayacak şekilde yapılan çarpık kentleşmenin ve mikroorganizmaların yayılmasına, virüslerin yayılmasına çok önemli rol olduğunu dile getiriyor uzmanlar. Yayılmaya zemin hazırlıyor. Zemin hazırlıyor. Evet. O nedenle tedbir alınması gerekiyor şeyde. Bu konuda nasıl tedbir alınır? İmar planlarını tekrar gözden geçirmesi lazım Türkiye'deki. Dağların tepelerine yaylalar imar planları imara açılmamalı. Meralar TOKİ'ye devredilmemeli. Tarlalar organize sanayi bölgesine açılmamalı. Açılmış olanlardan vazgeçilmelidir. Yapılaşma, mera, yayla, otlak, çayır, tarla ne varsa imara açılması hemen acilen durdurulmalıdır. Durdurulmadığı takdirde Türkiye
önümüzdeki sezon, önümüzdeki yıllarda, aylarda açlıkla karşı karşıya kalacağı gibi pahalı et, pahalı süt, pahalı peynir tüketiciye ona mahkum oluruz diyor. Mahkum yani. Olacağı gibi bunları alamayacağı için açlıkla karşı karşıya kalacak. Hı hı. Şu anda Türkiye'de gizli açlık var. Osman Nuri Koçtürk'ü rahmetle ve saygıyla anıyorum. Hı hı. 60'lı yıllardan itibaren bunu uyardı. Bu alanların korunması için hep söyledi. Hep dile getirdi. Ama kimse kulak asmadı. O tarihlerden itibaren Türkiye'de 60'lı 70'li yıllarda konferanslar düzenledi. Dedi ki Türkiye'de gizli açlık var. Et, süt, yumurta, peynir tüketemiyor insan. Şu anda tüketemiyor. Milyonlarca insan et, peynir, yoğurt, süt tüketemiyor. Bugün pastörize sütün fiyatı 5 liradan başlıyor. 10 liraya kadar yükseliyor. Özel ambalaja göre değişiyor, organik durumuna göre değişiyor. Bunu kaç tane var? Asgari ücretli insan nasıl tüketecek? 70 lira civarında et. O nedenle Türkiye'yi önümüzdeki süreçte Türkiye meraları, yaylaları, tarım alanlarını acilen imara kapatmazsa açlıkla mücadele edecek, çok pahalı miktarda hayvansal ürünü tüketmek zorunda kalacak. Tüketemeyenler açlıkla mücadele edecek ve ondan sonra bulaşıcı hastalıkların önlenmesi de zorlaşacak. Hı hı. Çünkü bu milyonlu kentler dünyanın her tarafında aynı sur. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Yani bu kadar geniş bir 15 milyon bir ülke kadar geniş bir İstanbul. Düşünün siz. Evet. Bunun şeyini biz yıllarca toplu hayvan hastalıklarının mücadelesinde ilgilenmiş bir meslek grubuyuz. Yani tabii, bir epidemiolojik çok alışkınız. Salgınlarla çok uğraştık. Hani hekim camiası ilk defa böyle bir kitlesel bir salgınla karşı karşıya geldi ama biz daha önce bu şeyleri yaşadık yani. Evet evet. Yıllarca mücadele ettik biz. Biz salgınlarla yani. Çok karşılaştık. Yabancı değiliz. Yani, evet. O nedenle doğru. Abi, bu konuda sadece mera, yayla, tarım alanları tarımla uğraşanların sorunu değil. Bunu herkes kafasına koymalı, yazmalı kafasını bir köşesine. Kesinlikle. Bu kesinlikle. Hastanede çalışan doktorun da sorunu. Evet. Hastanede doktor hastasını iyileştirdiğinde diyet veriyor. İşte şunları tüketeceksin. Peki tarım alanı olmazsa, onlar üretilmezse o hasta nasıl tüketecek onları? Nasıl beslenecek? Hı hı. Yaşlılarda kemik erimesi oluyor. O kemik erimesini önleyebilmeniz için yoğurt tüketmeniz lazım. Hı hı. Nasıl tüketeceksiniz? Hı hı. Bugün perakende sütün kırsalda çiftçiden satış fiyatı 5 lira. Çiftçi 5 lira aldığı takdirde masraflarını ancak karşılayabilir. Hı hı. Bazıları 4 lira satabilir. Ama gidiyorsunuz şimdi 3 liradan süt alıyorsunuz. Onu da vadeli çeklerle falan yetiştirici durumu perişan. Hı hı. Devlet 2021 bütçesine bakıyorsunuz. Milli gelirin tarım kanunu gelince %1'i ne yapıyor? 54 milyar lira. Ama tarım, hiçbir zaman olmadı. Tarıma siz 54 milyar lira destekleme vermeniz gerekirken 22 milyar şey yapıyorsunuz. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki en yüksek Cumhuriyet tarihinin desteklemesi doğru. Ama Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarıyla şu andaki yıllarına bakın muazzam bir maliyet var. Enflasyon var. Para değerinde ciddi bir kayıp var. Şimdi şayet %1 54 milyarı destek olarak bir de geriden geliyor bu desteklemeler. Yani siz şimdi 2020'de 2020'nin desteklemelerini alacaksınız. Ha. Öyle bir şey yok. Ben Amerika'ya gittim. Çiftçi hububatını ürettiğinde mısır tarlasını, mısırını üretiyor. Özel firma geliyor mısırını alıyor, faturasını kesiyor, veriyor. Gidiyor Devlet Bankası'nın anında yatıyor para. Desteklemesini alıyor. Hmm. Türkiye bunu yapmak zorunda. Aldatmacı olmayacak. Hayvancılık sektörü, bitkisel üretim batıyorsa bundan batıyor. Hmm. Tarım kanunda %1. Ama hiç olmadı. 54 milyarları çiftçiye vereceksin arkadaş. Ne şimdi oldu ne geçmişte oldu. Hiç olmadı. 5 tane inşaat yolcu garantili, araç garantili otoyol yapılıyor, havaalanı yapılıyor. O müteahhitlere her şey sağlanıyor. Çiftçiye neden sağlanmıyor imkanlar? Hı. Kanunda belirtilen %1'i sen vereceksin. Bu milletin beslenmeye ihtiyacı var. Açlık, sefalet ciddi boyutlarda.
Covid nedeniyle insanlar iş bulamıyor. Gelir seviyeleri düştü. Evet. Dükkanlarını kapatan kapatan. Bu insanlara ucuz gıda vermemiz lazım. Düşük maliyetli. Siz düşük maliyetli gıda, hayvansal gıda verebilmeniz için ciddi bir meranız olacak size. Yaylanız olacak. Tarım alanlarınız olacak. Fransa yıllar önce yetersiz mera olması nedeniyle tarım alanlarının bir kısmını meraya çevirdi. Avrupa Birliği'de hayvancılık böyle şey yaptı. O 1700'lü yıllarda Lyon'da veteriner okulun kurulmadan önceki hayvan ölümlerindeki tablo da açlık çektiler. Aç kaldılar. Ondan sonra hayvancılığın kıymetini anladılar. Ondan sonra harekete geçtiler. Bütün doğal kaynaklarını, meralarını, tarım alanlarını sahip çıktılar. Biz sahip çıkmıyoruz. Cumhuriyet tarihinde 1934'te 40.7 milyon hektar olan mera bugün 9 milyon hektarın altında. Tarım Bakanlığı şu anda web sayfasında 2014'te mera ile ilgili bir genel müdürün web sayfasında destekleme genel müdürlüğü zannediyorum proje uygulamada olabilir. Aldığım mera verilerini şu anda ulaşamıyorum. 9 milyon hektarın altında mera. Çünkü mera kanunu kalbura dönmüş durumda. Önüne gelen herkes merayı istediği gibi kullanıyor. Meralarımız korunmuyor. Meralarımız korunmayınca hayvancılıkta maliyetler artıyor. Taşıma suyunda dermen dönüyor. Sen de içersin değil mi? Ben de içersin. Evet. Dışarıdan ot getireceksin. Yem getireceksin. Dışarıda Amerika'da görüyorsunuz yaylakları, otlakları salıyor hayvanları. Düşük maliyetle şey yapıyor. Otluyorlar. Yani dolayısıyla zoonozlar önümüzdeki süreçte artık şehirlerin içerisine girmiş durumda. Yerleşmiş durumda. Ciddi bir Türkiye'nin zoonoz politikası oluşturması gerekiyor. Bununla ilgili Dünya Sağlık Teşkilatı, ondan sonra FAO, Dünya Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Örgütü üçlü bir rapor hazırlamışlar. Tek sağlık konsepti. Bütün dünyayı da çağrıda bulmuşlar. Artık bundan sonra ortak bir eş güdüm içerisinde zoonozlarla ilgili politika oluşturmamız lazım. Biz değil miyiz bunların içinde değil miyiz? Office International Epidemiologic'e dahil değil miyiz? Evet. Ama dikkate alırsa Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı'nın bugün yürüttüğü COVID-19 mücadele planı hastane odaklı. Yani hastane odaklı yürütmeyeceğiz. Evet. Anladım. Hastane odaklı yürütmesin. Ha acile işte hasta şu kadar geliyor. Sayılara bakıyorsun, ona göre bakıyorsun. Peki 18-55 yaş arasında COVID-19'u bulaştıran grup var, yaş grubu var. Peki bununla ilgili ne tedbir aldın sen? Neyi yapıyorsun sen? 65 yaş üstünü içeriye koyuyor, içeriye takıyorsun, çıkma arkadaş diyorsun, sen sağlığını koruyacağım diyorsun. Aylarca içeriye kapatıyorsun. Böyle bir politik olamaz. Ve hastane odaklı politikadan bütüncül bir yani koruyucu hekimlik politikasının oluşturması lazım. Yani bizi, hayvancılıkta da öyle. Bizi hastane kurtaramaz. Bizi koruyucu önlemler kurtaracak. Evet. Hekimle veteriner hekim işbirliği yapacak. Nerede ne yapacağız? Biz COVID-19, SARS-CoV-2'nin nereden nereye gittiğini bilmek zorundayız. Hayvandaki boyutun ne olacağını kimse kestiremiyor. Evet. Ve şu anda da enfeksiyon hastalıkları uzmanı çıksın lütfen bana söylesin. Hayvan boyutunu anlatsın. Hep insan boyutundan gidiyorlar. Ama yarın öbür gün hayvan boyutu tekrar insan boyutuna transfer olduğunda o zaman ne yapacağız? Ha veteriner beyler gelin şu hayvan boyutu. Yok öyle şey. Bir de mutasyona çok çabuk geliyor bu virüs. Hayvan insanla temas halinde. Bugün gökdelenlerde residence, herkesin kedisi var, köpeği var. Hatta tropikal hayvanları getirip besleyenler bile var bu ülkede. Pirina balığına varınca kadar bu ülkeye girmiş. Piton, geçen gün baktım piton yılan şey yapmışlar. Nerede? Girmişler, bırakmışlar. Oluyor mu ya? Var yasak ya, değil mi onlar? Yasak. Nasıl geldiğini ben de bilmiyorum. Tropikal hayvanları getiriyor. Yasak. Kapağına varınca kadar geliyor. Peki asomptomatik bir insan evinde hayvan besliyorsa hayvanına olası bir bulaşma halinde ne yapacaklar? Ne olacak? Bunun hayvandaki evet şu anda kediden köpekten tekrar bulaşmıyor. Sadece orada kalıyor. Vizyonda oldu. Yarın bugün herhangi bir değişiklik olmayacağını kim garanti edebilir? Çünkü koronavirüslerin mutasyon oluyor. Evet. Çünkü koronavirüslerin en büyük özelliği mutajenik olması, mutasyonik özelliğe sahip olması. Evet. Çok yatkın mutajenik. Yatkın evet. Ve nasıl, ne şekilde mutasyon geçireceğini kimse kestiremiyor, bilemiyor. Evet. Ve insana girdi, mutasyonu geçirdi, ondan insana girdi de bütün sistemi alt üst edecek şekilde bir
sağlık sorununu gündeme getiriyor. Tabii, evet. Beyine gizli yerleşiyor son gelişmelerde. Ondan sonra bir bakıyorsun beyinde tahribat meydana getiriyor. Hafıza kayıpları meydana, evet, Alzheimer gibi şeyler. Öyleymiş. Yani bir sürü şeyler doğru. meydana geliyor. Şimdi bunu oturup adam gibi oturacaksın. Veteriner fakültelerinde çok değerli virolog hocalarımız var. Bunları çağıracaksınız. Epidemiyologlar var, veteriner epidemiyologlar var. Evet. Oturacaksınız, ciddi bir rapor hazırlayacaksınız. Ciddi bir veri analizi yapacaksınız. Ondan sonra ben senin ne yaptığını, hangi tedbirler aldığını, aldığın tedbirlerin hayvan popülasyonuna yansımasının ne olacağını bileceğim. Senin aldığın yanlış bir tedbir varsa hayvan popülasyonunda yaratacağı sorunun ileride ne olabileceğini ben sana ikaz edebileceğim icabında. İkaz etmek yetiyor mu yani? Siz bir uyaracağım. Şimdi burada sizin bu halk sağlığı grubunuzda sanıyorum temas içerisinde olduğunuz beşeri tabii. hekimler de var. Yani hekim hocalarımız da var. Var. Tabii, onlar bu konuya nasıl bakıyor? Tabii onlar da bizde aynı fikir. Aynı zaten fikirde. Gönüllü olarak şey yapıyorlar. Ne? Ama bu COVID-19'un karar mercindekiler sadece kendi gözlükleriyle bakıyorlar. Hmm. Hayır bakamaz. Benim konumla ilgili ben karar anladım. Yapıyorum. Yani gözlüğüm bir böyle. Ha tabii. Sen yaptığın bütün çalışmaları ben bilmek zorundayım arkadaş. Hı-hı. Neyi ne yaptın? Aldığın tedbirler nelerdir? Hı-hı. Önlemler nelerdir? Ne kadar aşı yaptın? Ne kadar yapamadın? Bileceğim. Evet ben insana müdahale etmiyorum ama senin ne yaptığını bileceğim göreceğim. Hı-hı. Onun hayvana yansımasını ben de bilmek zorundayım. Hı. Çünkü peki hayvanda bu halk sağlığı grubunda bunlar konuşulmuyor mu? Yani konuşuluyor ama şeyde konuşulmuyor bu. Devletin tepe noktasında. Ay yukarı gitmiyor. Sağlık Bakanı'nda. Bilim ha. komitesi var. Hı. Orada iki tane hoca var. Onlar da lütfen kabul edildi. Formalite icabı. Hı. Bunları konuşacaksın, tartışacaksın sen. Evet. Sadece orada sen belli insan odaklı şey yapmayacaksın. Hı. Evet insan odaklı her şeyini ben bilmek zorundayım senin. Hı. Bileceğim. Takip edeceğim. Ona göre tedbirlerimi alacağım. Ha bir yanlış şeyin varsa ben de seni uyaracağım. Ya bunlar yapılmıyor. Yapılmayınca ondan sonra keşmekeşlik devam ediyor. Nisan ayında mıydı? Neydi bir görüşmeniz olacak Çevre Bakanlığı'yla? Bu, şimdi böyle bir toplantı gündemde. Gündemde nasıl genel Zoom üzerinden yapacaksınız? Bunu Zoom üzerinden yapılacak. Bunları biz orada gündeme getireceğiz. Orada çıktılar gitmez mi bakanlıklara? Tarım Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Çevre Bakanlığı'na evet, yine efendim. İzmir Veteriner Odası olarak biz oraya katılıyoruz. Hı-hı. Hoca grubu da katılıyor. Değişik meslek grupları da oturum şeyin içerisine katılacağız. Hı-hı. Henüz daha görüşme safhasındayız. Kabul edilirse katılacağız. Bu şeyleri orada da paylaşacağız. Yani kısacası artık önümüzdeki pandemiler ve zoonozlar dönemi başlıyor. Artık sağlık sadece hastaneden ibaret değil. Bunu herkes kafasına koyması lazım. Onu çok güzel vurguladın yani. Sağ ol da yalnız yukarı gitmesi lazım. Önemli raporların. 1937 yılında Ordinarius Profesör Süreyya Tahsin Aygün. Meşhur. Evet. Genel salgınlar bilgisi epidemioloji. Sahaflardan buldum aldım. Bulabilen de alsın okusun. Yeah. Tekrar tekrar okudum. Hekim ve veteriner hekimin ortak taraflarını yazmış orada. Hmm. Bunlar multidisipliner eğitim almış insan. Evet. Ve orada diyor ki hekim de veteriner hekimin ortak noktaları diyor, bulaşıcı hastalıkları önleyici tedbirleri almak diyor. Birlikte ortak hareket edecek. Abi işte salgın başa çıkamıyoruz, görüyorsun. Ve zoonoz komitesi düşünebiliyor musunuz? Hı-hı. Ben araştırdım, baktım. Hı-hı. Mart'ta, Aralık ayında hı-hı. 2019'da şeyde patlak veriyor Wuhan'da, takip ediyorum. Ocak ayında, Şubat ayında toplantı hı-hı. yapıyor bizim zoonoz komitesi. Brüsselyoz'u görüşüyor. Düşünebiliyor musun? Hayret ettim kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir komite? Ve Mart ayında ondan sonra COVID-19'u Sağlık Bakanı kabul ediyor ve ondan sonra tedbirler paketine geçiliyor. Peki kardeşim 2019'da orada patlak veriyordu. Niçin Mart ayını bekledin sen? Niçin Ocak ayında acilen zoonozlar komitesini Türkiye'deki toplayıp hemen bu konuyu detaylı inceleyip raporu evet. düzenleyip olağanüstü bir tedbir paketleri içerisinde kuş gribinde olduğu gibi bir takım çalışma şeyine niçin şey yapılmadı, gidilmedi. Evet. Ve dolayısıyla çevreye sahip çıkmamız gerekiyor acilen. Evet, özeti bu. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin görülmedik bir çevre tahribatıyla. Ormanlar,
Muğla'da 1400 tane maden arama ruhsatı verilmiş. Köstebek yuvasına. Türkiye'de binlerce. Evet. Bekleyen ruhsat var. Ve bunlar ne orman kalacak, ne mera kalacak, ne tarım arazisi kalacak, ne yayla kalacak. Evet. Bu şartlar altında sen neyi üreteceksin sen? Bitkisel, bitkisel hangi gıdayı üreteceksin? Hayvana hangisini üreteceksin? Hepsi bu kadar. Herkesi düşünmeye davet ediyorum. Evet, güzel uyarılarda bulundun Adnan'cığım, sağ ol, eksik olma. Hakikaten bu uyarıların bir kısmı biraz daha üzerinde çalışılması gereken konular. Güzel de uyarılar söyledin. Dilerim bizi yönetenler bu uyarıların bir kısmını en azından dikkate alır. Sizin de yine Çevre Bakanlığı ile falan yapacak olduğunuz bu halk sağlığı toplantılarında da bunlar dilerim gündeme gelecek. Çevre. Şehir, çevre neyse. Bu konular hakikaten senin çok uzmanlık alanı biliyorum. Güzel de bilgiler aktardın. Bu programda bir işte her şeyin bir sonu var tabii. Programımızda tabii. Sonu geldi. Bu programda öncelikle katıldığın için, sonra da bu değerli bilgileri bize verdiğin için ve uyardığın için ben de şahsi olarak çok teşekkür ediyorum. Yine başka programlarda yine buluşmak üzere. Tekrar inşallah görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Evet, buraya zahmet buyurdun. 45 geldi. Dakika içerisinde anlatabildiğimiz çok kadar. Güzel de, çok güzel de izah ettin, sağ ol. Değerli izleyiciler, Adnan Bey'e de tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kanal Ege'ye bize bu imkanları sağlayıp buraya konuk ettiği için bizi teşekkür ediyorum. Ve Kanal Ege ekranlarından hepinize selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum değerli izleyiciler.